özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese selamlar, saygılar. Bendeniz garip kureba dostu Nazım Türknaz. Tabii ki de hemen soracaksınız niye tek başınasın, niye yek başınasın diyeceksin. Ben de hemen söylüyorum sizlere. Sevgili partnerim Furkan Özkar'a bir sağlık sorununu yaşadığı için bugün ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Maçların değerlendirmesini ben size yapacağım. Ama hangi maçlar hemen söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik, 2. ikinci 2. tur playoff maçlarının rövanş maçlarındaki sonuçları beraber konuşacağız. Hangi maçlar onlar? Hemen bakalım. Iğdır Futbol Kulübü 3, 24 Erzincan Spor 1 ve diğer maçta ise 1461 Trabzon Futbol Kulübü 2, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Kulübü 1 sonuçları alanı değerli dostlar. Ama öncelikle sizlerden güzel bir yorum bekliyorum, sizlerden beğeni bekliyorum, sizlerden abonelik bekliyorum değerli dostlar. Biliyorsunuz sizlerin desteği olmadan programlarımız büyümez, ilerlemez, genişlemez ve kendine gelemez. Evet, e, bugün 15.30'da maçlar oynan. Goyver'in katkılarıyla devam ediyor. Biliyorsunuz ilk tur maçlarında gece maçları oynanmıştı. Bugün ise tam tersi gündüz maçları oynandı. Çünkü gerek Iğdır'da gerek de Trabzon Futbol Kulübü'nün 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün sahasında ışıklandırma olmadığı için maçlar gündüz siyasında oynandı. 15-30'da oynandı maçlar değerli dostlar. Ve aslında bir nevi grup finalistleri belli oldu. Bir tarafta Iğdır Futbol Kulübü ikinci tur sonunda finale çıkan taraf oldu. Diğer tarafta ise 1461 Futbol Kulübü de yine finale çıkan takım oldu. Peki finallerde hangi takımlar karşı karşıya gelecek hemen açıklamasını yapalım. Kastamonu Spor'la Iğdır Futbol Kulübü, diğer tarafta ise Van Spor Futbol Kulübü ile 1461 Trabzon Futbol Kulübü grup finali için karşı karşıya gelecekler. Ne zaman gelecekler? 22 Mayıs Çarşamba günü ilk maç, 27 Mayıs e, Pazartesi günü de ikinci maçlar oynanacak. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen Iğdır'a gidelim. Iğdır'dan başlayalım. Ne oldu Iğdır'da? Iğdır'da futbol kulübü, Iğdır futbol kulübü Alagoz Holding Iğdır futbol kulübü 24 Erzincan Sporu 3-1 mağlup etti. Hatırlayacağınız gibi ilk maçı da Basman'da Iğdır futbol kulübü 3-0 kazanmıştı. Yani iki maçta da toplam 6 gol atmış oldu Iğdır futbol kulübü. Aslında rahat bir şekilde elediğini söylemek mümkün. Çünkü Maça golle başladı Iğda Futbol Kulübü ve Hakan Yavuz'un tecrübeli isim Hakan Yavuz'un ayağından 1-0'da öne geçti. Maçın da 29. dakikasında Enes Soy biliyorsunuz yeni transferdi. ikinci yarı arası gelmişti. Enes Soy İskenderun Spor'dan gelmişti ve o da formunu arttırıyor ve o da ikinci gole imzası atmış oldu. 29. dakikada Enes Soy bu gole gerçekten Korazincan Erzincan Spor güzel bir karşılık verdi. Ee, Ali Altınöz de gerçekten uzaklardan müthiş bir şut attı. Ben de kahvemi bu arada yudumlamak istiyorum. Çünkü Türk kahvesi yapamıyorum. Türk kahvesi bize enerji ve moral motivasyon veriyor. Ama e, bu gol tabii ki de Erzincan Spor'un tek sayısı oldu. Maçın sonucunu ise Enes Aluç ikinci yarıda attığı golle 3 1 skorla vermiş oldu. O da Enes'in golü dakika 67'de geldi. Bu arada enteresan durumlar oldu. 70. dakikada iki oyuncu değiştirdi. Iğdır Futbol Kulübü. Buna mukabil Bülent Hoca, Bülent Akan Hoca. Akan Hoca ise 72'de 73'te 3 tane birden oyuncu değiştirdi. Şamil'i aldı, Emirhan'ı aldı, İbrahim Yılmaz'ı aldı. Ama bu değişiklikler çok fazla sonuca etki etmedi ve Kamil İçer defans oyuncusu biliyorsunuz. Kamil İçer de 90 artı kırmızı kart görmüş oldu. Şimdi maçta bir e, pozisyon var. Dakikalar 19'u gösterdiği zaman bir pozisyon vardı. Onu ben size hatırlayacağım. Erzincan Spor bu pozisyon bu maçta e, maçta şu an 1-0 iken bir penaltı bekledi pozisyon vardı. Erzincan sporlar bu, bu pozisyona çok fazla itiraz ettiler. Çünkü e, bu pozisyon sonunda olası bir beraberlik noktasında maç birbirine gelecekti. Ama şöyle düşünmek lazım. E, tabii ki de e, Erzincan bu maçta bence ilk maça göre daha iyi oynadı. Ama baktığımız zaman Iğdır Futbol Kulübü daha oturmuş kadrosu. E, teknik yönetimiyle, e, kadrosuyla, taraftarıyla ve e, oyuncu grubuyla aslında bu eşleşmede zaten bir favori durumu vardı favoriler de bu turda aslında kaybetmedi ve Iğdır Futbol Kulübü de her iki maçta 60 olduğu 6 golle turu araladılar. Bu arada tebrik etmek lazım bu takımı oluşturan Iğdır Futbol Kulübü'nün CEO'su Onur Girdaba buradan selam olsun. Aynı zamanda Sportif Direktör Hamit Yıldız da geldi. Şu an çok başarılı gidiyor. Serdar Bozkurt Hoca çok başarılı gidiyor. Bakın playoff'lar noktasında ilk maçı da biliyorsunuz hem kazanmışlardı hem de ilk turdaki maçı da kazanmıştı İskenderun Spor maçını. Yani şu aşamada Iğda Futbol Kulübü üstüne koya koya gidiyor. Şimdi bakınız diğer taraf Kastamonu Spor bekliyor ama bu taraf çalışı çalışa geliyor. Normalde şöyle bir anlayış var. İşte bekleyen taraf ya da dinlenen taraf daha avantajlıdır ama Iğda Futbol Kulübü gerçekten... Çok tecrübeli oyunculardan oluştuğu için daha hazır bir şekilde geldiğini düşünmek mümkün. Sonuçta Erzincan Sporu 2 maçta mağlup ettiler ve iki maçta da 3 gollü mağlup ettiler. Yani Iğdır Futbol Kulübü derler ya havada, karada, denizde ve ay yüzeyinde bol bol goller atıyor. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar zaten playoff'a da çok hızlı ve çok fonda girmişlerdi. Bunu mutlaka... Unutmayalım diyorum değerli dostlar. E, maçla alakalı e, düşüncelerimizden bir tanesi de neydi? İşte bir penaltı pozisyonu var. E, Erzincan Spor'un da attığı gol bence muhteşemdi. Ali Altınöz uzaklardan müthiş vurdu. Bakınız böyle golleri hasretiz. Böyle goller gerçekten maçların kalitesini ve maçların heyecanını... ...adeta doruk noktasına ulaştırabiliyor. O yüzden Ali'nin ayağından atılan gol bence çok çok güzeldi. E şimdi... Diğer tarafta bakıyorsunuz Iğde Futbol Kulübü'nün kadrosu hakikaten çok tecrübeli isimlerden oluşuyor. Bakınız çıkan kadro mesela Furkan Köse Sakaryaspor'dan, Spor'dan Cihan Topaloğlu Furkan'ın mesela yediğiydi. Orası önemli. Hasan Atipoğlu biliyorsunuz geçen sene Pendik Spor'da şampiyonluk yaşamıştı. O da çok tecrübeli bir isim. Ama 64'te oyundan alındı. Enes Alıç Yine tecrübeli isimlerden bir tanesi. Hakan Yavuz. Sakarya Spor'da yine bir başka tecrübeli isim. Enes Soy kardeşimize bir, buradan bir paragraf. Hatırlarsanız Enes Soy İskenderun Spor'dan gelmişti ve şu kadar aslında 5 gole katkı verdi. 5 gollük bir katkı verdi. İlk maçta da aslında çok güzel, köşeden güzel bir gol atmıştı. Bu maçta da güzel bir gol attı. Enes kardeşimiz gerçekten artan formuyla neden transfer olduğunu ve neden tercih edildiğini aslında futbol severleri ve bizlere göstermiş oluyor. Enes kardeşimize buradan selam olsun. Güzel gidiyor, iyi gidiyor. Katkı vermeye devam ediyor diyorum değerli dostlar. İkinci yarıda değişiklikler vardı. Şimdi ona bakıyorum. E... Halil İbrahim bu başta biliyorsunuz yedekte Gol makinası, 14 gol attı Iğdır Futbol Kulübü'nde. Hoca belki de şey düşündü, biraz e, Halil'i dinlendireyim. Çünkü Halil İbrahim gerçekten bir makine e, gibi at, goller atmaya başladı. Bu maçta da yedek başlattı hoca. E, aslında 3-0'lık skor zaten rahat bir skor. Aslında bilinen bir skordu ama yine de tedbir elden bırakmamaya çalıştı Ida Futbol Kulübü ve bu maçta da gerekli bir şekilde e, aksiyonu göstermiş oldu. Maçın hakemi, e, tabi Erzincan sporlar maçın hakemine biraz e, varyans ediyorlar. Maçın hakim Fatih Tokayil, Evet 19. dakikada aslında biraz da tartışmalı bir pozisyon vardı. Erzincan Sporla bu penaltı noktasında beklerken ve %100 penaltı beklerken hakem çok fazla oralı bile olmadı diyorum değerli dostlar. Ve maçın da sonucunu aslında bu penaltıdan ziyade oyun daha fazla etkilemiş oldu. Tecrübeli takım Erzincan karşısında 3 birlik skorla maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Serdar Bozkurt'un karnesi gerçekten şu aşamada pekilerle dolu bakıyorsunuz. 3 tane playoff galibiyeti var. Son 3 maç yani e, ligdeki son 3 maçını kazandı. Ki bunlardan bir tanesi Ahmet Sportif deplasmanıydı. E, Karaman'a karşı 7 gol, Isparta karşı 6 gol. Yani Iğda Futbol Kulübü formda girdi. Bu formunu her geçen tur arttırıyor. Zaten bir sonraki programımızda bunu konuşacağız. Çünkü diğer tarafta Kastamonu Iğdır bir rekabeti var, grup finali var. Ama e, statü gereği grup finali olsanız dahi çıkamıyorsunuz. Diğer grubun finalistiyle beraber tek maçta bir taraf sahada maçınızı oynayacaksınız. Bu aşamada Iğdır Futbol Kulübü e, beni şaşırtmamıştı. Grubun zaten favorisiydi. Bu turun favorisiydi. Ve e, belki de Uzun yoldan gelecek. Yani kısa yol neydi? İlk birinci olmaktı. Belki de uzun yoldan gelecek. Uzun yolda da bazen yoldur. Oraya bakmamak lazım ama taraftara buradan da bir çağrı. Gerçekten Iğdır Futbol Kulübü'nde Ova Beyleri taraftar grubu her maçı, her maçta o stadyum dolduruyor. Ama şimdi Erzincan Spor taraftarına bakıyorum ve stadyumuna bakıyorum ama Iğdır FK bu konuda bir parça eksik durumda. Çünkü stadyum şartları, stadyumun Fiziki şartları gerçekten kötü. Ama e, inşallah ilerleyen zamanda Iğdır'a güzel bir tesis, güzel bir stadyum olması bence gerekiyor. Eğer bu takım şimdi e, birinci lige çıkarsa bu stadyum gerçekten hem yetersiz, hem etkisiz hem de yakışmaz yani Iğdır Futbol Kulübü'ne. Buradan tekrar çağrımız olsun. E, CEO onu Girdap Beyefendi'ye ve Hamit Yıldız Beyefendi'ye, Sportif direktörü buradan tekrar çağrımız olsun. Bir çağrımız da tabii ki de başkan Can Türk Ala gözü olsun diyorum değerli dostlar. Iğda Futbol Kulübü'nü kutluyorum. Bu turda gerçekten hakimdiler. Ama Erzincan'ı da kutluyorum. Erzincan e, takımı maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Biliyorsunuz e, takımın sponsoru e, firma bir e, sıkıntı yaşadı. Bir maden e, kazası yaşadı. Bundan dolayı da ödemelerin geciktiği şeklinde bazı sıkıntılar vardı. E, ama Erzincan büyük bir şehir. Stadyumu boğaza mükemmel bir stadyum var. Tam bir arena, tam bir arena. Seyirci baskısının yoğun yaşandığı, stadyumun fiziki şartlarının mükemmel olduğu bir e, avantajları var. O yüzden ben diyorum ki %100 Erzincan'a bence sahip çıkılması lazım. Belki de maddi sıkıntılar olmasaydı Erzincan bu kadar kolay pes etmeyecekti değerli dostlar. O yüzden ben tüm Kor, Erzincan, Kor Erzincanlıları ve Erzincan halkını 24 Erzincan Spor'a sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü bu takım pırıl pırıl bir takım. Bu takım iddialı bir takım. Belki de seneye biraz takviyeyle, doğru takviyelerle, akıllı takviyelerle 24 Erzincan Spor'da farklı bir noktaya geleceğini ben düşünüyorum değerli dostlar. Diğer tarafa geçelim. 1461 e, Trabzon Futbol Kulübü ile e, Türk İşi o yıl yeni Yurdu Banyo'du e, arasındaki mücadelede. Hatırlayacağınız gibi ilk maçta Furkan'la beraber bu e, turu yorumlarken şöyle demiştim ben. Evet yeni Mersin benz yurdu belki de beraberliği kendine avantaj gördü. Çünkü sıfır sıfırlık skorlar hiçbir zaman aslında avantaj değildir. Ne deplasman takımına ne ev sahibi takıma. Kine takımında böyle oldu. Yeni Mersin İdman yurdu buca spor karşısında biliyorsunuz sürpriz ama bana göre sürpriz olmayan bir sonuç almıştı. Burada ama e, maça ve aslında e, bu tura sıfır sıfırla maçı Trabzon'a taşıyan aslında bir parça avantaj sağlamıştı yeni Mersin Banyo'du. Ve e, maçta da biliyorsunuz dakikalar 29'u gösterdiğinde sağ tarafta girişen atakta Fuat Babuk ve biliyorsunuz Fuat eski bir 1461 e, Trabzon kulübü oyuncusu Fuat Babuk'un attığı golle 1-0 öne geçti yeni Mersin Banyo'du ve maçın da aslında ilk yarısını bu şekilde e, tamamladılar ve e, istatistik noktasında ilk yarıda aslında başa baş bir oyun e, oldu diyebiliriz. E, 6 şut var 1461'de, 5 şut var yeni Mersin İdman Yurdu'nda ve toplu oynamada aslında Mersin İdman Yurdu'nun bir parça avantajlı olduğunu gördük. Aslında maçın ilk yarısındaki senaryo tamamıyla yeni Mersin İdman Yurdu'nun yani Adem Çağlayan Hoca'nın kafasındaki planların oluştuğu şeklindeydi. E, turu Trabzon'a getirdiler ve bir kontrataktan, güzel bir kontrataktan sağ taraftan geliş atakta Fuat'ın atmış olduğu golle aslında ilk yarıda ilk yarıda planları tutmuş oldu. Türkiye İş yıl yeni Mersin İdman Yurdu kulübünün. Ama biliyorsunuz geçen e, turda 4 bir skorla galip gelmişti Ankara Spor'a karşı 1461 futbol kulübü. Maçın 77. dakikasına kadar maç 1-1'di. Şu demektir, yani 1461 kulübü yine tecrübeli isimlerden oluşuyor, yine e, olaya hakim isimlerden oluşuyor ve maçların sonlarında aslında maçların bitmediğini ve maçların dengesinin değişebileceğini bize gösterdi e, 1461 Futbol Kulübü. Dakikalar, dakikalar, hemen bakalım e, notlarımıza bakalım. Dakikalar 72 gösterdiğinde bir pozisyon meydana geldi ama bu pozisyon özellikle Mersi yurdu yeni Mersi yurdu teknik ekibi, futbolcuları ve oyuncular tarafından çok büyük bir reaksiyonla, çok büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü İlhan Depe ile kaleci Sertaş'ın bir pozisyonu vardı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tolga Gül gibi, ben bu hakem aynı zamanda TFF birincilik başlarından da mesela biliyorum bu hakemi hakem 72'de bir anda penaltı kararı gösterdi. Burada da enteresan durumlar oldu. Taraftarlar ve özellikle Kırmızı Şeytanlar, Dert Basman takımı, oyuncular ve hakemler, şey, teknik kadro çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Penaltı mıydı değil miydi? Orasını ben size bırakıyorum ama bir laf vardır ya, penaltı penaltı gibi olacak derler. Bu penaltı sizce penaltı gibi miydi? Sertiş'in müdahalesi sizce tam bir penaltı mıydı yoksa İlhan Depe aslında bir parça bir parça kendini biraz böyle o penaltıyı gösterdi mi? Sanki biraz penaltı kararı ağır gibi geldi sevgili dostlar. Bana biraz ağır gibi geldi. Çünkü çok kolay bir müdahale oldu orada. Çok rahat bir müdahale oldu orada. Ama e, hakemin takdiri bu yöndeydi. Hakem penaltı noktası gösterdi ve penaltıyı da Kerem Baykuş gole çevirdi ve aynı zamanda bu golle beraber de zaten ikinci yarıda aslında daha istekli, daha arzulu takım 1461 takımıydı. Çünkü baktığımız zaman ikinci yarıda 8 şut, diğer tarafta ise 4 şut. Yani rakibinden çok daha fazla şut atmış ve isabet oranı da fazla gelmiş ve oynayan tarafta aslında bir parça yine 1461 takımıydı. Ama işte Bazen e, o pozisyona kalmamak lazım. O pozisyona takılmamak lazım. Yine maça devam etmek lazım. E, ben yani yeni Mersin-Manyolu oyuncuların o penaltı pozisyonunda bir parça takıldıklarını ve etkilendiklerini düşünüyorum. Nitekim hemen 10 dakika sonra bir karambolde kornerden e, gelen bir topa e, Burahan, defans oyuncusu Buğrahan'ın attığı golle bir anda e, 1461 takımı 2 birlik skorla öne geçmiş oldu. Hatırlayacağınız gibi geçen e, maçta da Tarık'ın golü vardı biliyorsunuz. Yani aslında defans oyuncularının ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. Burak da gerçekten bu maçta e, iyi bir performans gösterdi ve e, golü de atmış oldu Burak'ın karşılığı Zaten 74'te e, oyuna girdi. 83'te golünü attı Burak ın. Tahacan'ın yerine girmişti biliyorsunuz ee, ve iki 1lik skorla öne geçti. Maçın son anlarında aslında heyecan yeni devam ediyordu. Heyecan azalmadı. Maçın son anlarında uzatma dakikalarında şans yeniden yeni mercedes geldi. Onur arıyla geldi. Gerçekten ben de notlarımı aldım. Yani bomboş pozisyonda defansın bir anda dura kaldığı pozisyonda Onur ceza sahası içerisinde bir parça çarpaz pozisyonda ama gol pozisyonunun yüksekliği noktasında bu pozisyonu değerlendiremedi ve belki de yeni Mersin Mer maçı uzatmalara götürecek pozisyondan bir şekilde heba etmiş oldu. Ama e, maçın tansiyonu, maçın heyecanı bitmedi. Maçın son anlarında özellikle e, özellikle iki tarafın arasında ve bir taç çizgisi pozisyonunda orada bir kırmızı kart gördü. Burak Bilgen Yeni Mersin Yurdu adına e, maç aslında gergin de devam etti. E, çünkü 66'da 67'de sarı kartlar yine Mersi İdman Yurdu'ndan meydana geldi. Tabi e, tabii penaltı pozisyonu çok tartışılır. E, penaltı pozisyonundan sonra 3 oyuncu değişikliği den yaptı. E, Adem Çağlayan Hoca, Erdem, e, Rohat ve Onur Arı girdi ki Onur Arı biraz önce bahsettik sizlere. Uzatma dakikalarında Hatay Spor'dan tanıdığımız oyuncu. Aynı zamanda Eskişehir Spor'da da çok başarılı işlere imza atmıştı. Genç isim. Aslında şeytanın bacağını kırabilecek noktada bomboş pozisyonda topu avut atmış oldu sevgili kardeşimiz Onur Arı. Ve böylece ne oldu? Maçı 2 1 skorla zor da olsa 1961 tecrübeli isim, tecrübeli hoca Sayit Kara fırtınalarla bir şekilde atlatmış oldu. Şimdi ilk maçta 77'ye kadar 1-1. Bu maçta 83'e kadar 1-1. Ee, bunu şöyle yorumlamak lazım. Ee, 1461 tecrübeli bir takım bir şekilde maçı sonlara kadar getiriyor ve maçı bir şekilde sonlara doğru kazanıyor gibi düşünmek de lazım. Şöyle düşünmek de lazım. Diğer tarafta ise çok çok zorlanıyor. Çok çok zorlanıyor. Hücum noktasında ofansif noktasında zorlanıyor. Maçları ancak son dakikalarda kazanıyor ve son dakikalardaki defans oyuncularıyla beraber kazanıyor gibi de bir anlayış anlayışta arkadaşlar düşünebiliriz. Çift tarafı düşünebiliriz ama sonuçta şunu düşünelim. Ne olursa olsun Celil Hekimoğlu başkanlığında Onur Çebi'nin sportif direktörlüğünde 1961 Futbol Kulübü bu sene çıkmak istiyor ve karşılarında Van Spor Futbol Kulübü ile beraber güzel bir grup finali bizlere izletecekler sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Kazanan tabii ki de her zaman haklıdır. Ona bir şey diyemeyiz ama bu penaltı pozisyonu uzun süre konuşulur mu? Tabii ki de konuşulur. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ama penaltı pozisyonu için lütfen ben özellikle Yeni Mersin Yurdu taraftarlarından mesaj bekliyorum. Tabii ki de Trabzon dostlardan da bu pozisyonla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Acaba pozisyon penaltı mıydı değil miydi? Kafalarda bir farklı görüş olabilir mi? Olabilir. Bununla alakalı sizden destek bekliyoruz. Diğer tarafta ise Erzincan dostlardan da yine onların da bir pozisyonu vardı. Acaba penaltı mı değil mi? Çünkü dakikalar orada da biliyorsunuz 19'u gösterdiğinde maç şu an 1 0dı Orada da bir penaltı pozisyonu var ve e, düşen oyuncunun da çok ciddi bir reaksiyonu da vardı biliyorsunuz. Orada da acaba penaltı var mıydı değil miydi Dev, sevgili Erzincan spor dostlarımızdan da bununla yorum bekliyoruz. Iğdırlılardan da güzel yorumlar bekliyoruz. Sonuçta hedef şampiyonluk. Turu geçtiler. Aslında şu aşamada playoff'ların en formda takımı açık ara istisnasız Iğdır Futbol Kulübü. Buradan da değerli dostlara tekrar selam olsun diyoruz. Ee, arkadaşlar yavaş yavaş programımızı kapatalım. İki maçımız vardı. İki maçımızı da detaylı bir şekilde anlattık, aktardık. Zaten burada da sizlere çeşitli görsel e, videolarımız da olacak. E, Program içerisinde biliyorsunuz zaten. Artık çünkü TFF YouTube'da olduğu için de e, ben anlatırken pozisyonlar da akmış olacak. Bu da aslında e, Traveller Spor'un bir farkı olsun. Arkadaşlar 500 beğeni 500 yorum gelsin. Bakalım e, bu programımızda, tek başımız yaptığımız programda acaba bana ne kadar destek gelecek ya da ne kadar destek gelmeyecek hep beraber göreceğiz. Ben kahvemi yudumlarken sizlerin güzel yorumlarını okumuş olacağım. Tabii ki de bir sonraki programda Furkan da aramıza katılacak. Çünkü gerçekten havaların enteresanlığı... Biri sıcak, biri soğuk. Şaştık kaldık biz de. Özellikle İstanbul'da havalar. Derler ya İstanbul'un havasına kızına güvenilmez derler. Gerçekten havasına asla güvenilmez. Sabah tişörtle çıkarken akşam bir anda paltonuzu giyip atkınızı sarabilirsiniz boynunuza. O derece farklı bir hava var. Evet dostlar laf fazla uzatmayalım. Zaman! Trivel Spor zaman diyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini artıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>